Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda. Hüzünden, mutluluktan dem alama. Yapmışız, yine yıkmışız, hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya, yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Hepimiz bir gün geçmişiz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara. O gün hayatımın en heyecanlı, en karmaşık duygularının bir arada olduğu gündü. Ve ben de çocuklar gibi şımarmak istiyordum. Neticede onca sıkıntıdan sonra Gülden'imle kavuşmama çok az bir zaman kalmıştı. Yeter, yeter! Ya Ahmet, bu sabah körünü uzattır. Ne oluyor be? Ta kargalar bile kahvaltı yapmadı. Söyle o kargalara kahvaltısını bir an önce bitirsin Sami abi. Evleniyorum bugün. Bugün evleniyorum. Ayda, deli olan bu ya. Vallahi ya. Ay, tavanı yesinler senin be. Şunun havasına bak, kardeşime bak. Bu mu lan gelin arabası olacak dediğin? Aynen, yanında bir de John Wayne'en. Nasıl ama? Yakışır kardeşime. Değmesin yağlı boya. Ahmet abi. Bir kere bineyim mi be? Hayır. Ya en azından biraz seveyim ya. Ha? Çok güzel. Sev. Çizme ama ha. Vallahi. Ben şimdi bunu bir de çiçekçi Sadık'a götürürüm. Neden? Güzel bir süsler abi şöyle. Ben niye duruyorum burada? Ben süslerim onu, hiç merak etme sen. Sami abicim. He? Bu gelin arabası. Ya? Çikolata kutusu değil yani. Önce Sadık abi güzel bir süsleyecek bunu. Öne bir de böyle mutluyuz falan, öne arkaya işte evleniyoruz mutluyuz falan yazdıracağız. Ne burada? Densiz. Sanki ben çikolatayla araba arasındaki farkı bilmiyorum. Hayret bir şey. Ben onu yazısını da yazarım. Ucayip de güzel çiçeklerle süslerim. Bu kadar para vereceksin sağa sola. Verme işte. Ne yapacaksın Sadık abi? Sen de kalsın. Kesinlikle. Vallahi Sami abi doğru söylüyor. Bak. Oğlum bugün önüne gelene bahşiş dağıtacağım. Bir tanesi eksik olur. Fena mı? Ye. Bugün bayağı para dağıtacağız değil mi biz? Oo, günaydın damat bey. Günaydın. Uyan da balığa gidelim. Oğlum fotoğrafçıya ayrı, hamamcıya ayrı, arabacıya ayrı. Herkese ayrı bahşiş vereceksin. Daha buradan çıkacağız. Yolda bir de bebeler önünü kesecek. Onlara da ayrı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin var ya bugün dağıtacağın bahşişle ikinci Boğaz Köprüsü'nü yaparlar. Vay, 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 vay be. Abi. Abim. Bu ne ya? Çok güzel. De. Bunun nikah salonuna götürecek benzin parası nereden bulacağım? Var mı para? Ah, ada ranza. Çocuk doğru yere parmağını soktu vallahi. Bana bak, o da ayrı para. Var mı para? Bana para demeyin. Bana bugün para demeyin. Para. Para. Gel buraya. Hah. Vay be, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Buna benzer bir şey var ama böyle bir şey yok. Buna benzer bir şey gördüm çünkü şeyde, Üsküdar'da. Muzaffer, uyumadın mı sen? Uyumadım ki hiç. Neden? Kuş yuvadan uçuyor Necla.
Kız gidiyor artık. Ne yapacağız? İstersen vazgeçeriz Muzaffer. Ya karşı tarafa ayıp olmaz mı Necden? İlahi ayol, vallahi de ciddiye aldın. Muzaffer'cim, kına gecesini yaptık, bir düğün kaldı. Ondan sonra da kız işte gidiyor artık. Sus Necla, sus. Hadi üzülme, üzülme, üzülme. Ben gideyim de kahvaltı hazırlayayım. Tamam, tamam. Ruhiye, ne oldu ya? Bir şey diyeyim, biraz kötü oldum. Niye kötü oldun ya? Ayette var, çocuk evleniyor. Ruhiye, benim de ilk defa çocuğum evleniyor. Ben ağlıyor muyum ya? Ya Ruhiye, icat çıkarma ya. Evlenip de bir yere gidiyor. İşte bak, gelinin kabul etti, kalkacak, eve gelecek. İkisi de senin yanında. Daha ne istiyorsun ya? Öyle de Fehmiciğim işte. Ay, öyle doldum. Ya onlar da işte nereye kadar buradalar ki? Sonunda hepsi gidecekler. Biz de burada böyle kalacağız bir başımıza. Ya Rukiye, tamam da o kadar uzun boylu düşünme ya. O kadar uzağa bakma ya. Allah Allah. Giderlerse gitsinler. Eşek sipoları tabii ha, evlenip gitsinler zaten. Ben seni eğlendiririm, merak etme ya. Bilirsin, çok iyi esprilerim vardır. Tabii. Yani hem eğlendiririm, hem mutlu ederim. Sen hiç merak etme, sen hiç üzülme. Ne yani? Eskiden onlar mı vardı ya? Yok. Bir sen vardın, bir de ben vardım. Ay, vallahi. Vallahi billahi. Ya biz vardık Rukiye, yine biz varız ya. Hadi bakalım. Ay. Ay. Tamam Sami abi. Heh. Sen süslü o zaman arabayı. Tamam. Tamam. Daha hiç merak etme. Zahmet olacak. Yok, hazırlık yapıyorum, dur. Aha, görev aldım. Çağatay. Abi. Sana zahmet şu parayı bozdur. Şöyle beşlik onluk falan yap. Sonra en ucuzundan bir zarf al. Bu beşlikleri, onlukları o en ucuz zarfın içine koy. Yolda çocuklara dağıtacağız. Tamam. Öme falan yok. Sayacağım. Bir kuruş bile iç etmeyeceksin. Tamam abi, döndüğümde sayarsın. Gidip bozduracağım şimdi. Sağ ol. Rica ederim. Damat bey. Kaldık baş başa. Senin gözlüğünü yesinler. Şimdi önce berbere. Evet. Ardından hamama. Tamam. Sonra fotoğraf motoğraf derken merak etme sen. Kız alma vakti gelip de çatacak zaten. Ya Ergun. Oğlum ben çok heyecanlıyım ya. Ya Gülden'le evleniyorum. Bana bak, balayı ne oldu? Sen aldın mı bu Almanya biletlerini? Ne Almanya bileti oğlum ya? Gülden'e dedim ki, Gülden'cim. Almanya'dakilerin hepsi yazın buraya akıyorlar. Almanya bomboş. Biz şimdi yazın niye boş Almanya'ya gidelim dedim. Denize gireriz dedim. Buradayız. Tamam dedi. Tamam dedi. Allah Allah. Yok yok, maşallah maşallah. Ömrün boyunca kızın peşinden koştum bir kere he desin diye. Şimdi kız sen ne dersen he diyor oğlum. Büyü mü yaptırdın? Ne yaptın kıza? Evet. Büyü yaptırdım. Ahmet Özdemir büyüsü. Oğlum bilirsin. Üç numaralı bakışıma dayanabilecek bir kız henüz anasından doğmadı. Ay 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 yesinler. Ay aman Allah bizi dördün şerrinden korusun. Hadi yürü berbere damat bey. Evleniyorum oğlum. Başkomiserim, davetiye gelmiştin. Nikah gidecek misiniz? Gideceğim tabii Selahattin ya. Gitmeme gayb olur. Peki eşinizle mi gideceksiniz başkomiserim? Sana ne Selahattin? Nikah şekeri bastıracaksın da sayı mı istiyoruz? Ya yok yani başkomiserim. Şimdi eğer eşinizle gelecekseniz ben de gönülle geleyim. Hem eşlerimiz tanışır diye söylüyorum. Ha. Bakarız, tamam bakarız.
Dün gece çok bağırdım yine ya. Bayağı bağırdım. Öyle böyle değil yani. İyi bağırdım. Siz de niye bağırıyorsunuz başkomiserim şu kadına? Sana ne Selahattin? Sana ne? Karışma aile meselelerine. Yok yani başkomiserim. Şimdi bir aile kurulurken diğeri dağılmasın diye söylüyorum. Ben bir arayayım ya. Ya da yok aramayayım, aramayayım. Arasam mı acaba? Yok şu aramayayım. Yüz vurmaz. Yüz vurur o şimdi. Yüz vurur. Arayayım başkomiserim. Arayayım değil mi? Evet arayayım. Yok aramayın, aramayın. Aramayayım tabii ya. Niye arıyorum ki? Aramıyorum. Ya da arasanız mı başkomiserim? Arasanız mı? Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? He? Zorla kendini haritadan yer beğendireceksin ya. Başkomiserim arasanız mı? Akşama nikah var. Ha, doğru diyorsun ya. Arayayım ben tabii ya. Ya da dur ya. Bekleyelim. Öğleden sonra alırız. Mehmet abi. Ne takacaksın ya Ahmet'e? Ne bileyim, hanımla bir çeyrek altın takarız işte. Çeyrek az olmaz mı abi ya? Gözünü seveyim ya. Allah Allah. Mahallemizin çocuğu ya, canımız ciğerimiz ya. Babası da Fehmi abi, mahallemizin muhtarı. Allah Allah. Ne takacaktık abicim? Külçe altın mı takacağız yani? Allah'ım ya. Yani doğru söylüyorsun vallahi, hakikaten doğru. Ben diyorum ki ya şöyle esnaf olarak böyle hani gücümüzü birleştirsek, ortaya böyle güzel bir şey yapsak diyorum. He Mehmet abi? Hala ne Mehmet abi diyor. Abicim şey söyledim ben sana, hanımla işte çeyrek altın takacağız abicim. Çeyrek altın. Ya çeyrek az olmaz mı abi? Gözünü seveyim ya. Herkes çeyrek diyor ya. Mustafa Başkan, heh, sen ne takacaksın? Ben ithal muz takacağım Bahtiyar. Çok değerli. Danyal ne yapıyorsun? Not alıyorum efendim. Neyi? Muzu. Şaka yapıyorum Danyal. Şaka, espri. Sen alışamadın benim şakalarıma ya onca zamana rağmen. Birazcık rahat ol. Birazcık sal kendini şöyle bir bırak ya. Efendim ben bugünlere ciddiyetimle geldim. Bir de not alarak. Ya Mustafa Başkan, Allah'ını seversen ya. Sen de mi çeyrek altın takacaksın ya? Ya Bahtiyar şimdi çeyrek altın olmaz yani koskoca başkan şimdi. Tabii tabii olmaz. Bende bir 100 dolar vardı. Bu döviz taşıma serbest bırakıldığında almıştım. O 100 doları takarız. Vay vay 100 dolar kaç dolar şey? 100 dolar efendim. Ha 100 dolar. Vay 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 be. 100 dolar ha? Başkanda para çok tabii kardeşim. Yürü be başkan. Namın yürüsün anıyor musun? Yaptım mecbur. Mesut. O. Bir dakika ya. Sen ne takacaksın söylemedin. Vallahi bileder ben bizim hanımın altınlarına bakacağım artık. Bir şey bulacağım içinden. Allah Allah hala var mı altın sizin hanımda ya? Kirli çıkı olup o vardır. Bahtiyar. Abicim sen niye herkese soruyorsun ne takacaksın, ne takacaksın diye ya? Kimin içinden ne geliyorsa, bütçesi neye müsaitse onu takar abi. Niye geriyorsun insanları? Ya germiyorum abi işte mahallemizin çocuğu diye hani bir şeyler yapalım diye uğraşıyorum. Ya birader geriyorsun Allah Allah bırak rahat ol ya. Şimdi beyler bakın benim aklıma ne geldi ha. Acaba diyorum böyle Çınaraltı esnafı olarak bir tane şey çelenk mi yaptırsak? Aha. Üstüne de yazdırırız Çınaraltı esnafı diye. Kıyak olmaz mı? Olur vallahi bak o olur. Danyal not al. Alıyorum efendim. Şey 100 doları not almıştım ama. 100 doları değil Danyal. Biz de bir tane çelenk yaptıralım. Hem buna iştirak edelim hem de bir çelenk daha yaptıralım. Belediye başkanı Mustafa Yılmaz diye böyle şey diyor. Haklısınız efendim çok güzel olur. Bir de yaldızlı yap yazdır onu. Parlasın. Biraz daha büyük yaptırırız sizinkinden. Vay be. Bak oğlum işte kapitalizmin yeni oyuncakları. Bunlar üretebilmek için bütün dünyayı sömürüyorlar. Ondan sonra da bunun benzin için abi oraya dalıyorlar, buraya dalıyorlar. Vay be. Oğlum bir sus kıracağım şimdi ağzını bununla. Buraya insanlara yardım edelim diye geldik. Sen yine başladın kapitalizm falan. Abiler siz Nevzat'ın kusuruna bakmayın. Bir şey olursa bana söyleyin ben yardımcı olayım. Eyvallah. Dur bakalım Alper çıkar bir şeyler çıkar. Ahmet abim sen hiç merak etme bugün yanındayız. Araba kapitalist olsa da oğlan bizim, kız bizim, düğün bizim abicim değil mi? Eyvallah gençler. Eksik olmayın sağ olun. İşte bu. Helal. Ah, Hadaranza geldiler. Ergun bu ne? Hoş geldiniz abiler. Hadi bir hoş bulduk patlatalım. Merhaba, dur babacığım. Eyvallah, hoş geldiniz. Ergun bu ne? Davul ile zurna. Yani Tom ve Jerry gibi düşün. Laurel ile Hardy, Smith ile Jones ve hatta Alper ile Nevzat gibi düşün ya. Davul ile zurna bugün bütün gün...
gün bizimle gezecekler. Biz nereye? Onlar oraya. Yüksek çalacaklar ki herkes Ahmet'imin evlendiğini öğrensin. Ne adamsın ya. Kardeşim. Ne adamsın ya. Hadi bakalım şimdi. Önce berbere. Patlat babacığım berbere. Yapıştır. Recep abi, damadı getirdik abicim sana. Şöyle güzel sinek kaydı bir tıraşını alırız. Ha, aynen. Ben de sizi bekliyordum. Oh koçum, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Recep abi, şu ellerine bir bakabilir miyim abi? Oğlum sana ne ya? Güzel, titreme yok. Hiç abi, bir böyle bıçak yarası bile olmasın. Damat adam ya, kanar manar, onunla mı uğraşacağız ya? Hadi lan, kerkebir. Tebeli tüne zannettin sen. 40 yıldır berberim ben. Tövbe estağfurullah. Sen bunları niye getirdin ya? Şşt! Doğan, onu çok kurcalama bakayım. Bir şey yapacağım ama, mantığını şey yapacağım orada. Tamam usta, tamam. Tamam. Ulan oğlum, niye orada? Ne gülüyor? Gülmüyorum usta, niye güleyim? Ya, yapıyorsun? Ya araba çok güzel, baksana usta ona gülüyor. Güzel değil mi? Çok güzel ya, çok güzel oldu. Ela, al bunu şimdi. Tamam, bir şey yok, buyur geç. Buyur ya. Sahi? Ne yapıyorsun be ya? Aynı Fehim abi, sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Aa, hiç merak etme bak. Arabayı istiyorum, o iş bende. Çok iyi ya, çok iyi ya. Güzel değil mi? Gayet iyi. Şey soracağım. Arabanın önüne ne yapayım, ne yazayım? Ne bileyim işte. Ya işte şey yaz ya. Heh. Evlendik, mutluyuz. Ya tamam da bunu herkes yapıyor. Gıcık bizimki farklı olsun. Değil mi? Çiçekli Sedat'tan gıcık farkımız olsun. Daha acayip bir şey olsun. Değişik. Ne bileyim ben. Aa, evlendik. Rukiye çok mutlu. Bu sefer anladım. Evet. Vallahi helal. Hemen bak. Hop. Aynen ya. Ben gideyim, alışveriş yapılacak şeyler var. Onları aldım geleyim. Hadi sana kolay gelsin. Tamam, hadi sana da kolay gelsin. Hiç merak etme. Bunları güzel şey yap. Güzel şey yap. Ne gülüyor? Gülmüyor musun usta, niye güleyim? O zaman niye? Yapıyor. Çiçekler çok güzel, bak. Evet, güzel değil mi? Doğru diyor. Aa, çok güzel çiçekler. Recep abi. Hah. Aman abi, kesme. Hasarsız damat istiyoruz. Lütfen abiciğim, dikkat edelim. Tabii, estağfurullah. Binlerce tıraş yaptım ben. Benim de bozdunuz ayarlarımı. Ellerim titriyor işte, heyecanlandırdınız. Recep abi, ben sana güveniyorum abi. İnanıyorum ben sana. Sen yaparsın abi. Bir sakin. Abi buyur. Recep abi dur. Yapamayacaksan başka berbere gidelim biz. Yani. Tabii estağfurullah, tabii. Hadi! Sanki kasap mı atıyorum ben? Aman abi, sen de ne problem ettin ya? Kalp ameliyatına girmeyeceksin yani, tıraş edeceksin. Hadi şunu yap güzel güzel, ondan sonra gidelim. Hadi. Bana bak, şunları söyle. Tatıyorum ben ha. Dur abi, Ahmet abi, acaba tıraş makinesiyle mi damat tıraşın olsan? Lan! Kerkeniz, çek dışarı! Tıraş makinesiymiş. Tamam abi, sakin ol. Bir ilk önce derin derin bir nefes al. Al bir nefesini. Ver, al, ver. Sakin. Keveze ya abi, bir tane değil, toprağı da getirmişsin bunları. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ama Recep abi, ne yapıyorsun ya? Alt tarafı damat tıraşı yapacaksın sen. Atı mı indirdin burada ya? Hadi abi, hamama gideceğiz daha. Oo, sen böyle başladıysan. Rabbi esir. Recep abi. Ha. Burnumu kaşıyabilir miyim? Kaşı. Sağ ol abi. Buyur.
neredesin Yıldızcığım? Neredesin? İki saattir ne yapıyorsun içeride acaba? Ay Rukiye ablacığım, ne olur bir sakin ol, telaş etme. Nasıl telaş etmeyeyim? Nasıl telaş etmeyeceğim? Bak insanlar gelecekler birazdan. Hiçbir şey yoktu ortada. Çocukların gömlekleri ötülenecek. Hiç kimse bir işin ucundan tutmuyor gelin Nazlı. Yok yani ortada. Ay Rukiye abla, artık bak bundan sonra iki tane kızın olacak. Bundan sonra bütün işleri onlara yaptırırsın. Aman aman, ben bugünü sağ salim atlatayım da başka hiçbir şey istemiyorum artık. Kapıya bak, kapıya bak. Ay. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Rukiye abla, bütün bademleri tüllere koyduk. Kurdelelerini bağladık, güzelce hazırladık. Hepsi hazır vallahi. Tamam canım, tamam. Hadi eline sağlık. Koy oraya onu Nurten'cim, güzelce. Nurten'cim, oraya mı kodurttun? Masanın üstüne koy şuraya. Allah Allah, hadi. Ay kız Rukiye abla, bu ne sinir ya? Ha gören de savaşa gidiyoruz sanacak. Sabahtan beri barut gibi barut barut. Ama haklı kız o da, ne yapsın yani? Düşünsene şimdi Necla'ya dünür olmak başlı başına bir dert zaten. Hay kime diyorum ben, fısır fısır fısır. Hadi bir işin ucundan tutun, bir şey yapın ayol. Biz ne diyorduk? Şimdi bu nikah şekerlerini bekarlar dağıtır ya. Dilek de bekar olarak artık nikah şekerlerini dağıtmak. Değil mi? Neden bekarlar dağıtıyormuş ki? Çünkü Dilekciğim, hani orada görücüye çıkmak gibi düşün, nasip falan olur belki oradan. Ay yok, ne görücüsü istemem, yok. Ne görücüsü istemem ben, biliyor musun istememlerin ucu nereye gelecek Dilek Hanım? Ama burada terbiyemi bozmuyorum düğün evinde diye. Ama ne düğün evi ya. Vallahi billah, hiç tadı tuzu yok. Biliyorsun değil mi? O şey bile, çeyiz bile davulsuz, zurnasız geldi yani. Aman Rukiye abla, sanki çeyiz çeyiz dediler de getire getire bir tane hurç getirmişler Allah aşkına ya. Ne zaman sereceksiniz kızın çeyizlerini? Aman anam, neyi sereceğim onun Allah aşkına? El alemin yüzüne nasıl bakacağım ondan sonra? O evi de sermiş yeteri kadar, yeter. Bu göstermiş herkese. Ha bir de diyor ki bak. Akla bak sen Necla Hanımcığım. Efendim yeni eve taşındıkları zaman o zaman getirecekmiş gerisini. Bak garantiye de alıyor bir yandan yeni evi. Ha sanki ben onun getireceği iki tane miksere bir ev eşyasına sanki muhtacım. Hiç yani. Ya vallahi öyle Rukiye ablacığım, boş ver. Zaten o kadar eşyayı ne yapacaksın ki evin içinde? Hiç. Yani. Ya Rukiye abla, onu bunu bırakın da kızı ne zaman almaya gideceğiz? Ahmet gelecek. İnsanlar gelecek. Benim daha saçma hiçbir şeyim yok. Ya, olacak inşallah. Allah'ım ya Rabbim. Hadi hadi çabuk yardım et. Murat, gel şeyleri devam et. Gök gömlekleri devam et. Necla, sen niye öyle gelinlik kucağında oturuyorsun? Ne bileyim Muzaffer. Hep kızımızı bunun içinde hayal ettim ya. Suratına bile bakmadı vallahi. Ama şeytan diyor ki, al şu gelinliği, giy üstüne, nikaha öyle git. Ya biraz eskimiş galiba. Neresi? Sen bunu tadilat ettirmedin mi? Ettirdim canım. O zaman olmaz ki sana. Yani şey olarak. İşte lafın gelişi öyle söylüyorum canım yani, ama keşke giyseydi. Keşke suratına bile bakmadı ki. Tamam, neyse ben kalkıyorum. Hüsnü abiler, Salim abiler falan gelirse erkekleri kahveye yollarsın. Tamam mı hayatım? Tamam canım, tamam. Ay. Ben de bunu bırakayım da gidip nikaha hazırlanayım bari. Ay. Ay Gülden, yani ne kadar ağır kanlısın ya. Daha kuaföre gideceğiz, sonra biz seni almaya geleceğiz. Yani bir sürü işimiz var. Gelin başı dediğin şey, yani kim bilir kaç saat sürüyor Gülden ya. Nazlı. Zaten telaştan ölüyorum burada. Sen de iki ayağıma bir pabuca sokma. Evleniyoruz herhalde. Ne giyeceğim şaşırdım zaten içeride. Olmuş mu bu? Ay Gülden, olmuş Gülden. Olmuş da. Ya nasıl bir duygu? Ay nasıl bir duygu biliyor musun? Karma karışık şu anda yani. Ay kalbim yerinden çıkacak galiba Nazlı, bak. Ay bakayım. Ay karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. İnşallah ben de görürüm o günleri. İnşallah Allah'ım.
İnşallah arkadaşım, inşallah. Canım benim ya. Ay Gülden, bu gelinlik senin bahsettiğin gelinlik mi? Yani Necla teyzenin gelinliği mi? Evet, işte ya. O. Ya bir bakalım, bir giysene. Ne demek giysene? Giymeyeceğim. Annemi zaten zor ikna ettim. Üf, hayır tabii ki. Tamam, bir şey olmaz. Yani onu giyeceksin diye değil, bir dene, bir görelim bakalım nasıl oluyormuş. Nazlıcığım, acelemiz var. Kuaföre gideceğiz, gelin başı yapacağız diye kafamın etini sen yiyorsun değil mi? Ay Gülden, iki dakikada dene ya. Hadi ne olur, bir şey olmaz. Lütfen hadi bir dene. Hayır, 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 asla. Ya arkadaşım, denesene bir, beni dinlesene. Bakalım nasıl duracakmış üstünde, merak ediyorum ya. Aa, şuna bak ya. Bir de düğün günümde arkadaş nazı çekiyorum. Ya bir de hemen giy ya. İyi. Seni için giyeceğim ama anneni oyala. Şimdi üstünde gül, umutlanmasın kadıncağız, tamam mı? Yok, bir şey ihtimali yok çünkü. Ben... Giyiyorum senin için. Teşekkür ederim, ben şimdi oyalayacağım onu. Oyalarım ben. Gelsin, oyalarım. Yine bir evlilik, yine mutluluk da. Ah be. Ah, ah, ah. Niye ah çektin Niyazi? Ah çekilmez kadere. Her şey nasip, her şey kısmet. Bir şey olacaksa da vardır bir sebebi, olmayacaksa da vardır bir sebebi. Ya Basri abi, yani ben istesem 10 kızla evlenirim. Çünkü kooperatife girdim. Yani çok önemli. SSK'm var. En önemlisi SSK. Sonra hani 1000 markım var. Hani düğün masrafları için hani ayırdım. Hani herkesten böyle köşe bıçak sakladım. Yani her kız beni ister. Her kız beni ister Basri abi. Ama benim istediğim başka. Benim istediğim kız başka. Benim sevdiğim insan başka. Fırsatlar onu en çok isteyenlere gelir Niyazi. Sen de çok istiyorsun. O zaman fırsatı mutlaka bulacaksın. Gerçekten Basri abi. Böyle mi düşünüyorsun? Yürekten istersen olur. Yürekten istiyorum ya. Yürekten istiyorum Basri abi. Nereden isteyeceğim başka? Karaciğerden mi, dalaktan mı isteyeceğim? Buradan istiyorum, buradan. Buradan, hep burada o. İçinde. Oradan ne çıkmasını istiyorum. Yürekten istiyorum. Niyazi. Maddiyata çok önem veriyorsun Niyazi. Bir insan sahip olduğu mallarla ölçülmez. Bir insan bilgisiyle, bilgeliğiyle, yüreğinde olan insanlık sevgisiyle, diğer insanlar için yaptıklarıyla ölçülür. Tamam. O benim işte. Peki sen en son bir insan için ne yaptın Niyazi? İlk önce sen söyle. Sen ne yaptın? Hayır işi olmasaydı söylerdim. Ama iyilik gizli yapılır, övünülmez. Allah biliyor, ben dünya malının bana yetecek kadarına bakarım. Fazlası bende olsa bile benim değildir zaten. Veririm gider. Şimdi ne yapayım Basri abi? Ne yapayım yani? Yoldan geçen birine çıkartıp da 1000 markımı mı vereyim? Keşke yapabilsen Niyazi. İnsan verdikçe zenginleşir, aldıkça değil. Sen de benim Allah, binti yaptın ya. O kadar da değil. Yani tutumluyum ben. Tasarrufu, tutumu seviyorum. Ama evet, haklı olabilirsin. Ay Gülden, sana bir şey söyleyeyim mi? Bence hiç demode durmuyor yani.
O kadar güzel oldu ki. Ayrıca sana çok yakıştı yani. Çok güzel bir gelinlik bu. Çok yakıştı. Ay değil mi ya? Gülden. Gülden. Ay o yoksa... Evet anneciğim. Bu gelinlik üzerime sanki benim üzerime yapılmış gibi. Gerçekten çok güzel oldu. Sanırım bunu giyeceğim çünkü çok anlamlı. Bu senin gelinliğin anne. Ah, ah. Anne kız aynı gelinlikle evleneceğiz ha Gülden. Ay beni çok mutlu ettin çocuğum. Anneciğim ne olursun gel. Ağlama bak gelin halimle şimdi ağlayacağım. Ay. Gözlerim şiş nikah gideceğim. Yok yok şişmez. Ay çok yakıştı Gülden. Çok. Ay çok yakıştı çocuğum. Damadımız sinek kaydı tıraşını olmuş. Eyvallah. Ahmet'im çizik kesik meslek yok değil mi? Yok abi? Yok abi sağlamam çok şükür. Eline sağlık Recep abi. Gayet iyi abi damat. Biz şimdi hamama gidiyoruz. Hadi bakalım. Yok be abicim ne yaptın sen Nevzat ya? Bir sürü iş güç var yetişmez. Ne hamamı? Evde yıkanırım ben. Oldu abi. Alper'i de yollayayım orada sana kese atsın Allah Allah. Yok artık devenin dalı. Alacağım şimdi ayağımın altına ha. Allah Allah ya. Niye? Olmaz bu bence yakışır abi. Hadi hadi biz hamama gidelim abicim ya. Sizin yaptığınız şakalar da sizin gibi komünist şakası. Çok kötü. Bence sen anlamıyorsun. Hadi abi ya, hadi, hadi gidelim, gidelim ya. Davulcu, vur sen de bir oynayalım ondan sonra gidelim. Oğlum geç kalıyorum ya. Aa ne geç abi, hadi hadi hadi. Vallahi geç. Hoş geldin Putin. Hoş gördük. Polisin hayırlı işi mi olur ya? Nerede it, kopuk, hırsız, bas, darpçı, gaspçı var? Polisin işi. Vallahi başkomiserim, Allah sizi kazadan, beladan korusun. Yemin ederim güç kuvvet versin. Çünkü sizin sayenizde biz evlerimizde rahat uyuyoruz ya. Sağ olasın Putin, sağ olasın. Evet Putin, yıkama, yağlama işi bittiyse söyle bakalım. Ne satıyorsun? He? Ne satıyorsun, ne satıyorsun? He, sayın komiserim. Pardon başkomiserim. Güzel. Şey, akşamki nikahta ne takacaksınız? Ne takacağım? He, ne takacağınız? Nasıl ne takacağım ya? Nasıl ne takacağım? Altın maltın takacağız, ne takacağız? Altın maltın takacağız? Altın maltın takacağım, ne takabilirsiniz? Doğru, ne takabilirsiniz? Altın maltın takabilirsiniz. Ama sevgili başkomiserim, elimde görmüş olduğunuz şu altınlar. Bilerzikler. Şu görmüş olduğunuz takı çeşitleri. Bunların hepsi kuyumcu fiyatına değil, kapalı çarşı üretici fiyatına yalnızca bende. Hangisini almak istersiniz? Bilerzik mi, yüzük mü, kolye mi, yarım mı, çeyrek mi, tam altın mı? Hangisini isterseniz bende. Bravo. Bravo. Sen aç kalmazsın Putin. Görüyor musun Celalettin? Sen aç kalmasın, bravo. Say bakalım, kaça bırakırsın onları? Vallahi ben direkt nakit takacağım başkomiserim. Selahattin komiserim, hangisinden istersiniz? Dolar, mark, sterlin. Merkez Bankası efektif kurundan emrinize amade. Hemen, her an, her dakika. Putik. Buyurun. Putik, buyurun. Bu kadar parayla dolaşılır mı ya? He? Bu kadar parayla dolaşılır mı ya, soyulursan? Bak soyulursan ondan sonra gelip bizi ağlama sakın. Başkomiserim. Bana her şeyi deyin ama soyulursan sonra gelip bana
Ağlama demeyin. Tabii ki size gelip ağlayacağım. Başka kime ağlayacağım? Allah'ınızı seversiniz ya. Anneciğim ya. Anneciğim sen... Sen ne kadar güzel yaptırmışsın bu gelinliği. Ah be kızım. Senin ölçülerine göre yaptırmıştım işte Recep. Necla teyzeciğim çok beğendim. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş yani. Değil mi Gülden? Evet Nazlı. Tabii ki çok güzel. Yani giyiyorum bunu. Hem annem bu kadar istiyorken. Değil mi? Canım kızım. Canım kızım beni ne kadar mutlu ettin. Sana anlatamam. Ay çok güzel oldu. Çok güzel oldu. O zaman tamam şimdi ne yapıyoruz? Madem gelinlikte karar verdik hemen gidiyoruz. Gelin başı yaptırmaya oradan bizimkileri uğrayalım. Onları da alalım kuaföre. Hadi arkadaşım hadi. Hadi. Ay, çok heyecanlı. Hadi. Böyle mi gideyim? Hadi böyle git. Hadi böyle git. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Yavaş al. Geç kalmayayım. Tamam. Hadi Nazlıcığım. Ben de tamam hadi. Hadi Nazlıcığım ben gelirim arkada. Dur tutacağım ben. İçeride eşya alır mı? Ay alırız be yavrum alırız hadi. Mesut çay versene bize. Derhal Fehmi abi. Rafik yapıştıralım bakayım sıcak sıcak. Yapıştır da emin olsun ha. Nasılsın? Sağ olsun Fehmi'ciğim. İyi. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? E işte ya koşturma ne olsun ya. Acayip telaş ama Allah'tan bana pek bir iş düşmüyor. Senin dünür dertli biraz. Aa, yok ya dünür de. Ya dünür? Ya selam, gelsene ya bir muhabbet edelim ya. Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar, nasılsınız Fehmi'ciğim? Ne var? Ya hoş geldin, gel otur ya. Keyfi kaçık biraz. Kız gidiyor bugün ne de olsa. Ya, bilirim o duyguyu ben de. Ya kız gidiyorsa gidiyor. Nereye gidiyor ya Gülden? Kızımız bizim. Yani aileler artık birleşti, tek aile olduk ya. Orası tamam, orası öyle de. Ya işte şimdi onlar da ayrılıp kendi evlerini, yuvalarını kırıyorlar ya işte. Ben kendi kızımdan biliyorum ya. İşte o da böyle iş, birkaç ay böyle kopamadı. Geldi gitti, geldi gitti. Sonra bir gitti, gidiş o gidiş. Şimdi ancak işte böyle bayramlarda gelebilirse geliyor, gelemezse de işte. Yapma ya. Yok 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 ben ya Gülden öyle şey yapmaz ya. Bir kere yapmaya kalksa önce ben izin vermem ya. Yine de eskisi gibi öyle pek sık görüşemeyeceğiz yani. Ya, öyle yani. Bak. Değil mi? Öyle ya. Yani. Esas mesele ne biliyor musun? Esas mesele kaynana. Ya, yani tamam. Kız çocuğu farklı derler ama İş kaynana da bitiyor. Eğer kaynana çok baskınsa kız anasının evine bile zor gider ondan sonra. Yok yok yok. Rukiye biliyorsunuz o konuda yani aile konusunda çok titizdir ha. Acayip. O çok önem verir aileye. Yani böyle ya Gülden eskisi gibi size gelecek, gidecek. Her şey eskisi gibi olacak ya. Ne demek baskın çıkmak? Öyle şey olur mu? Öyle bir şey olmaz. İlk önce ben izin vermem öyle bir şey hayatta. Sen hiç merak etme ya. Yani neticede işte ellerimizle büyütüyoruz, ellere veriyoruz. İşte, bu işin gerçeği de bu. Ya Mehmet sen de amma üstüne gittin olayın ya. Allah Allah. Ellerimizle büyütüyoruz. Ver. Vereceğiz tabii ya. Benim de kızım var. Turşusunu mu kuracağız? Ne yapacağız? Allah Allah. Birinle gidip evlenecek. Birini bulacak, evlenecek. Önemli olan hayırlısı olsun. Bakalım bizimki kime bulacak? Bu niye gülüyor ya? Doğru söylüyor Fehmi abi. Siz de aldınız ya Fırat Tan Hanım. Hasbinallah. Helga nine nine. Bak kaç kere söyledim beni arama diye sana bak. Ya kızım vas 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 ne dediğini anlamıyorum ki ben. Ya başlayacağım ha. Ya ne yapıyorsun sen Ergun abi? Niye yüzüne kapattın Helga'nın ya? Ne yapayım ya? Ya şimdi daha sinirlenecek yani ben sana söyleyeyim. Ha, sinirli değil çünkü şu anda. Zaten sinirli değil şu anda. Sinirlensin ya. Bin kere laf anlattık ya. Arama dedik, mektup yazma dedik. Biz geleceğiz, halledeceğiz dedik. Taktı kafaya manyak mıdır nedir ya? Günde beş kere arıyor ya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi Ergun abi? Kusura bakma da inşallah Nazlı duymaz bunu yani. Yani duyarsa ben sana söyleyeyim böyle nanik yapar sana. Gerisin böyle nanik. Görürsün sonra sen. Ya bak yine arıyor ya. Evet. Ulan biz Almanya'yı 8 saatte düşüremiyoruz. Bu nasıl cart diye beni arıyor ya. Helga, bak. Ya nicht, nicht. Ya söylesene şuna. Söyle şuna. Gelecekte aramasın beni. Tamam. Bir daha burayı aramasın. Bir daha aramasın. Ben oraya varana kadar o burayı aramasın. Tamam. Söyle bunu. Tamam. Alo. Ich bin Şahin. Helga. Merhaba. Nicht Helga, Helga. Kimle konuşuyor? Kim? Şahin kimle konuşuyor? Nein. Aman. Helga. Helga kim?
Kim? Helga dedi, kim? Kim dedi ya? Helga dedi, Şahin dedi, Helga dedi. Demedim mi? Kim diyor ya? Nazlı Helga. Kim oğlum o? Oğlum kim bu? Ya, ama uzattın ya. Ya Almanya'da sevgilisi varmış, ne varmış, kırım varmış, ne varmış. Bir kere şey yapayım dedi. Yeter ama, yazdı ama. Çüz. Çüz Helga, çüz. Yeter oğlum, yeter ya, yeter. Bu da dükkanın telefonu yani ya. Şahin, senin Almanya'da kız arkadaşın mı vardı? Hayır. Hadi de, evet de, hadi de. Kusura bakma. Burada da seni ben koruyamam artık yani. Evet. Abi bir kere arayayım, abi bir sesini duyayım. Çok konuşmam abi. Buraya da geldi yani. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim yani. Bir dakika dur, ben bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ben sana. Burada Elvan'la konuşuyorsun sen. Ayıp değil mi kızım? Ne kadar ayıp. Vallahi. Ne kadar ayıp. Ama bir dakika. Çık dışarı, çık dışarı. Ama bir dakika Nazlı. Çık dışarı. Ya. Nazlı, yanında. Çık dışarı. Bir saniye bak, orada mıyım ben? Bir şey demeyeyim, bir şey demeyeyim diyorum. Ama şuradayım yani. Neyse, tamam. Ne yaptınız? Ne yapalım işte yani. Şeye gidiyordum ben, kuaföre gidecektim. Ondan... Ne yaptın ya? Neyi ya? Hay, niye kapattın telefonu? Kim arıyor ki kapatıyorsun yani? Bak, konuşamadım yani. Ya bir tanem... Allah Allah! Biri arıyor, niye konuşmuyorsun? Niye kapatıyorsun Erbo? Vallahi şuradayım, aramızda kalsın. Evdekilere söylemedi. Orayı arıyor, numarayı veriyor. Burayı arıyor, numarayı veriyor. Ondan sonra bunu geri arıyorlar. Vallahi ben uğraşıyorum bütün gün ya. Nazlı canım yani ya. Aramızda kalsın, sen şey yapma lan yani. O arıyor yani. Evet ya, kim bilir kim ya? Kim bilir kim yani? Bir de ecnebice konuşuyorlar, bir şey anlamıyorum zaten. Tamam, anladım. Ha? İşte kuaföre gidiyordum da ben, yani gidecektim. Bizimkiler de orada şimdi. Gitmeden önce böyle bir seni göreyim dedim. Yani öyle. İyi demişsin. Öyle dedim. Vallahi geldin, güneş doğdu. İçim ferahlandı. Dükkan aromanla doldu. Ya Ergun. Ya benim ne zaman gelin başım olacak? Gelin başım ne zaman olacak benim? Ama bir tanem yani babana bir söyleyebilseniz. Bir gelin başı yaptıracağız sana ama. Hani babana söyleyemediniz ki. Evet, söyleyemiyoruz. Evet. Çünkü neden söyleyemiyoruz biliyor musun? Yani babam sana gıcık oluyor. Yani senin önce onun gözüne girmen gerekiyor söyleyebilmemiz için. Ya tamam, ben halledeceğim onu. Ben halledeceğim, merak etme sen. Ben puanlarımı yükselteceğim. Ya sen içini ferah tut. Ben bir daha bir yere gitmeyeceğim. Bu dükkanı bırakmayacağım artık. Hep dizinin dibinde olacağım. Söz mü? Söz. Yörende yamacında olacağım. Sana çantandan daha yakın olacağım. Sana kolyenden bile yakın olacağım. Yalnız ben diyorum ki... Acaba diyorum... Bunu Ramazan'dan sonra mı yapsak? Hani Ahmet'in düğünü, tantana filan hani... Acaba çünkü Ramazan... Kızı hani istemek... Ne bileyim böyle herkes... Yani acaba diyorum Ramazan'ın sonuna mı... Patlatsak bombayı, ha? İstenmez mi kız Ramazan'da? Yani istenir, istenir mi? Bilmiyorum ki istenir mi ki? İşte onu diyorum ya, istenir mi? Bilmiyorum. Hani Ramazan bitsin, hani böyle sürprizi patlatalım diyorum. Kıkırdı mı kız? Ne zaman? Kız işi de büyüteceğim. Ya. Vallahi diyorum sana. Ölürüm kız ben sana. Bağırma ya, herkes duyacak. Niye bağırıyorsun? Gidiyorum ben. Bağırmıyorum ki, kalbim bağırıyor. Tamam sussun, söyle kalbine sussun, gidiyorum ben. Sus lan. Oh. Oh, biraz zaman kazandık ya, hiç olmazsa. Şahin! Oh. Baş belası. Ne yapayım ya? Bunun şarjı dolmuş artık. Nasıl kullanacağını biliyorsun. Tamam. Güzel. Okeydir. Artık sana emanet. Tamam. Güzel güzel çekeceksin. Tamam. Tamam mı? Al bakalım. Ya tamam da şimdi ben ne çekeceğim bunda? Yani niye bana verdin? Ben yani kimi çekeceğim? Niye bana verdin? Onu söyle de ona göre ben de öyle kendimi hissedeyim yani. Ya işte Michael Jackson geliyor ya işte. Onu çekeceksin bununla. Oğlum düğünü çekeceksin. Manyak mısın? Evet ya. Bütün olan geleneğe göre yapılan şeyleri, adetleri, karşılaşmaları, gidişi, gelişi,
İşte arabanın süslenmesi, o evden çıkış, oraya gidiş. Her şeyi tek tek kaydedeceksin. Bak beceremeyeceksen söyle. Yok yok, becereceğim ben. Çok iyi beceririm. Ben yapacağım da şey diyeceğim. Beni çeksene ilk sen ya. Böyle birkaç bir şey söyleyeceğim ben. Lütfen, hadi ya. Hazır mısın? Hazır. Evet. Tamam değil mi şimdi? Ahmet abi, sen şimdi evleniyorsun. Gerçekten çok mutluyum ben de. Yani evleniyorsun ve önümüzü açıyorsun sen de. Yani inşallah yarın öbür gün belki ben de Elvan Murat Bağışım'la evlenirim. Buradan enişteme sesleniyorum. Enişte, beni dinle tamam mı? Şimdi Ahmet abiye kız istedin ya sen. Bana niye istemiyorsun? Bana ne istemiyorsun ya? Hep sana ya. Bana neden kızı istemiyorsun? Mavişim et. Neden onu istemiyorsun ya? Hep Ahmet abi, Ahmet abi. Ulan yine cıvıdın ya. Yine cıvıdın ya. Ne bağırıp çağırıyorsun kameraya ya? Ya izlesin işte. Düğün ya. Kaseti yapıyoruz oğlum burada. Tamam işte. Allah Allah. Cıvıtma hadi. Tamam. Bana bak. Bütün her şeyi öyle abuk sabuk şeyleri çekmek için harcama ha. Tamam. Sadece düğünle ilgili şeyleri çekeceksin. Tamam. Tamam. Hadi bir çay söyle. Tamam. Bunu alayım yanıma. Tabii tabii al. Tamam. Gelirken çayı da çekersin. Tamam. Ulan git bir çay söyle, kıracağım şimdi makineyi kafanda ha. Sami abi, neydi sen ya? Aynı Bekir, sen ne yapıyorsun? Neydim aynı. Ya bana bak, bu arabayı bulan mühendisler var ya, senin kadar düşünmemiştir hakikaten ha. Böyle ne yaptın, neydi sen ya böyle? Herhalde Bekir, herhalde bu iş bir kere. Ucayip ciddiyet ister. Ben de ucayip ciddiye alırım işi ben. Çok önemli bir şey. Bu dizayn işi çok acayip bir şey. Ne işi? Dizayn. Dizayn. Evet, şimdi o çok önemli bir şey. Onlar ucayip önemli. Ne yapacaksın? Onu bilmen lazım. Ah! Gel bakalım gözle Ela. Buyur usta, getirdim. Tamam, öbürünü ver. Bak, bak, bak. Ana, gördün mü? Bekir, gel bak. Bebek de geldi. O ne Sami abi? Bebek. İşte bak, onu böyle, böyle böyle, böyle böyle, böyle. Çiçekle bora var. İşte buraya şey yapacağız onu. Yapıştırırsana. Yapıştırma ya, onu şey yapacağız. Onu yerleştireceğiz buraya. Burada duracak o. Senin işin çok. Sana kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Hadi, sen de, sen de. Vallahi var ya, Ahmet bayılacak ha. Değil mi? Evet usta, çok güzel oluyor. Evet. Ne ara kuyumcuya gidip şu altın alacağım diye düşünüyordum ya. Al bakayım. Bahtiyar abi, benim adım Butik Ali. Hizmeti ayağınıza kadar getiririm ben abi. Yeter ki sen iste ya. Mehmet abi. Efendim? Abi sen akşam Ahmet abinin düğününde ne takacaksın? Biz hallettik abicim o işi. Nasıl hallettik? Ya, hallettik ya, anlamadık. Hallettik ya bak. Oğlum ben sana bu kıza dik dik bakmayacaksın demedim mi ya? Çok güzel kız abi ya. Sinan kıracağım kafanı, göreceksin güzel kıza ha. Deme öyle abi. Neyse zaten. Ben hallettim o işi. Anamla haber yolladım. Ne haber oğlum? İşte istemeye geliyoruz diye. Susmuşsun kızını? Evet. Hasbinallah velan vekili ya Resulallah ya. Lan kime haber gönderdin oğlum? O kızın kimi kimsesi yok. Bir babası var. O da susmuş. Kime haber yolladın sen? Ne yapayım abi ya? Eve haber yolladım işte. Kim varsa evde ona gitmiştir haber. Lan benim niye haberim yok bundan? Sana söylüyorum. Sen yok dik dik bakma diyorsun. Yok görme diyorsun. Ne yapayım? Bir sürü engel çıkarıyorsun. Anneme söyledim, o halledecek bu işi. E kime gönderdin haber peki şimdi ha? Gitti mi haber? Gitmiştir herhalde. Hasbinallah yahu ya. Ben ne yapacağım oğlum senin elinden ya? Ne yapayım abi ya? Önce kilo ver, kilo. Sinan, önce kilonu ver. Öf. Zarf yalamaktan midem bulandı ha. Bitmiyor. Ne olacak ki bunlar? Ya bu gelin arabasının önünü kesecek çocuk ha var ya. Onlara verilecek. Hmm. Keşke ben de çocuk olsaydım. O zaman al bakalım bir tane. Yok ya. Al al. Yok ya. Al işte çocuklara dağıtılacak. Sen de çocuk ol. Yok ya. Al.
Peki. Neyin var? Bir şeyim yok. Yok bir şey. Yok. Ben anlıyorum. Ya yani artık anlıyorum. Bir şeyin oluyor. Tabii söylemiyorsun ama gözlerinin arkasına öyle hüzünlü hüzünlü bakıyorsun yani. Psst. Ya bizim eve dünürcü haber yollamış da. İyi, iyi. İyi, dünürcü kimdi ya? Ya hani böyle oğlumuz kızınızı beğendi. Nasip kısmetse gelelim isteyelim. Hani vardır ya görücü. Kim ya? Kim haber? Kimin oğluymuş ya? Ki oğlu kim ya? Kime haber gönderiyor? Şey için söyledim. Tanıyor muyuz? Kimlerden acaba? Kim? Şey kasabın kasapta çocuk var ya bir tane. Sinan. Evet. Başkomiserim. Allah Allah. Amirim. Nereye gitti bunlar ya? Sen niye getirdin beni buraya? Sen niye getirdin beni buraya? Sen niye? Ya sokaklarda salakana gibi gezisen, etrafa dırlı dırlı bakıysan, bilmem ne, niye getir? Kimliğin nerede? Kimliksiz gez, ondan sonra gel karakola dik beni niye getirdin? Konuşma fazla. İyi de suçlular zaten sahte kimlikle dolaşıyor. Ne olmuş? İyi de kimliksiz insanın suçlu olduğunu nereden biliyorsunuz? Ne demek nereden biliyorsun? Sen amirlerimden daha mı iyi bileceksin? Bir kere sıkı yönetim komutanının emri bu. Konuşma fazla. Evet, hanımlar. Yakışıklı damadımız Ahmet abi fotoğraf çekimi için hazır. Ay, ay maşallah. Tamam be oğlum, ne yapıyorsun sürekli böyle burnumun dibinde? Ne yapıyorsun ya? Ya Ahmet abi, bu şey, kamera anladın mı? Böyle çekiyoruz. Ondan sonra izleyeceğiz bunu. Güzel şeyler falan söyle, tamam mı? Evet, evet. Çok heyecanlıyım. İlk defa evleniyorum. Tam olmadı galiba ya. He? Oldu mu? Ya oldu, oldu evet. Hanımlar. Şimdi sıra sizde. Hala. Sendeyiz. O ne ayol? Video bu hala, video. Şey bu yani. Bunu böyle ben çekeceğim şimdi, tamam mı? Sesleri falan filan kaydediyor. Ondan sonra koyacağız, izleyeceğiz. Kız şahit, ben bunu biliyorum. Böyle düğün salonlarında falan oluyor. Çekiyorlar, sonra oturup izliyorlar hatıra olsun diye. Evet, ben de biliyorum. Hatta hatırasında bir yana bırak, kim ne takmış, takmamış onları görebiliyorsun bunda. Hakikaten mi kız? Evet. Vallahi ne güzelmiş. Evet. Yani bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu sesleri kaydediyor böyle güzel şeyler söyleyin yani. İzlediğimiz zaman da böyle güzel olsun, tamam mı? Ha? Evet, hazır mıyız? Televizyonda göreceğiz kendimizi yani. Evet, bağlayacağız televizyonu, izleyeceğiz. Tamam hala. Tamam dur. Bak daha basmadım kayda. Basmadım. Kızarmış mıyım? Yok, çok güzelsin, çok. Yok, kızarmamışsın ya. İyisin, iyisin. Tamam. Hazır mısın hala? Hadi. Evet hala. Oğlun evleniyor. Güzel şeyler söyle. Çok mutluyum tabii. İlk oğlum evleniyor, ilk düğünü. Yani ikincisi olmaz inşallah. İlk defa evleniyor, son olur inşallah. Ondan sonra yani heyecanlıyım. Ben söyleyeyim biraz heyecanlıyım. Ama düğün olaydı tabii daha iyi olurdu. Tamam. Nurten teyze. Evet, Nurten abla teyze. Sendeyiz, hadi. Öncelikle Nurten abla teyze demeseniz daha mutlu olurdum. Onu özellikle belirtmek istedim ben. Ne diyordum kız ben? Ay kız çok mutluyum gerçekten. Çok mutluyuz. En çok da Rukiye abanın iki tane kızı olacak. Ona mutluyuz. O da bizi tabii çok rahatlatacak. Ne açıdan diye soracaksınız. Yani neden bu çamaşır, ütü, evet, bulaşık. Evet, yıldız hanıma, yıldız hanıma. Bana sonra geçti. Evet, sana geçti. Güzel görünüyor muyum ama? Evet, hadi. Şimdi beni izliyorsanız çok tebrik ediyorum sizi. Allah daha çok versin, Allah bir yastıkla kocatsın. Ya şimdiki gençler çok şanslı. Bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu, siyah beyaz fotoğraflar vardı. Ay inşallah kendi evinizde, kendi videonuzda seyredersiniz. Biz neden hala kuaföre gitmiyoruz merak ediyorum.
Ya, İyi günler. Ya ne alakası var şimdi kuaförle ya? Gözünüzü seveyim ya. Allah Allah ya. Evet, Ahmet abi. Yine sendeyiz. Evet, hadi. Çok heyecanlıyım ama heyecanlı olduğum kadar da çok mutluyum. Güldencim, bunu beraber seyrettiğimizde ben sana karıcığım diye olacağım. Ay kız Rukiye abla, çok romantik Rukiye abla. Çok romantik bir gözüm çıkıyordu Nurten'cim. Gözüm çıkıyordu. Ya ben şimdi çok merak ediyorum ha. Şimdi bu her şeyi kaydediyor ya. Hani aralarda falan konuşmalar var, bakalım nasıl bir şey çıkacak ha. Hep olmayalım sonra. Oğlum sen de Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun. Bu mahallede kaç kişi kamera görmüş? Kaydı falan kamerayı kim bilir? Ya Ahmet abi kusura bakma yani. Almancı Şahin farkı bu yani, anladın mı? Alman farkı yani. Almancı anne, değilim de. Anne, neyi bekliyoruz biz? Neyi bekliyoruz? Kuaföre gideceğiz. Kıza gideceğiz, kız evine gideceğiz. Kızı alacağız. Çok işimiz var ya, hadi. Allah Allah, sanki... Ha ben bir rahat verin bu evde. Sabahtan beri koşturuyorum, bir rahat verin bu evde. Hadi anneciğim, hadi. Çekme bunları ya, çekme bunları. Çek. Stop! Çektim her şeyi. Hadi. İstemede şey de sorayım, tamam hadi. Hadi, hadi. Oturabilir miyim şöyle bekçi efendi? Ne dedin sen? Oturabilir miyim? Oturabilir mi sen? Yok ya. Sana özel koltuk yaptırak. Hem kimliksiz gel, hem de otur. Konuşma. Dikil öyle, dikil dur. Ya Bekir, sen ne işin var burada? Niye oturuyorsun? Bu adam kim? Bu adam kim? Bu adam kim? Bu adam kim ki biliyorsun? Bu sokakta kimliksiz gezen adam. Ben de yakaladım, aldım, getirdim karakola yüzünü. Tamam, hadi sen işine bak, işine. Ben alırım ifadesini. Heh, iyi. Bak. Bak. Ya Yusuf, aklıma bir şey takıldı, onu soracağım. Şimdi her kimliği olmayanın suçlu olduğunu nereden bileceğiz? Suçlular zaten sahte kimlikle gezir. He? Ya Bekir, sen amirlerden daha mı iyi bileceksin? He? Sıkı yönetim komutanlığının emri böyle. Hadi, hadi çık, çık dışarı hadi. Hadi işte bak. Tamam. Adi Sinan, kızı istemek için haber göndermiş ya. Ne diyorsun ya? Dalalım şunu, ağzını burnunu kıralım. Dur lan, dur hemen dalalım. Nasıl? Çocuğun ne kabahati var? Ya olsun ya, ne fark eder, Allah Allah. Olmaz. Olmaz, başka şekilde çözmek lazım. Böyle dalmak dalmamak da olmaz. Çocuğun kabahati yok. Nasıl yok ya? Ya kız, sen kızı sevmiyor musun? Hayır, arkadaş olarak seviyorum. Ne alaka? Biz arkadaşız. Ya bırak ya, ne hep arkadaş, yeter ya. Konuşma. Arkadaş o ayağı başka şey ya. Ya diyelim ki seviyorum. Hadi. Diyelim ki ben şeyim ama çocuğun kabahati yok ki. O zaman niye yamuk yapmış sayılmaz? Eğer biliyor olsaydı ve bunu yapsaydı o zaman yamuk sayılırdı. O zaman kırardık zaten ağzını burnunu. Olsun ya, biz yine dalalım ona. Hayır. Onu 50 kiloya kadar indiririm ben onu yani, rahat ol. Başka bir şey yapmak lazım. Ne yapacaksın başka bir şey? Ne yapacaksın ya? Hmm. Allah aşkına. Hmm. Ya al işte ya, git. Kızı al karşına. Aşkını ilan et ona. Güzel sözler söyle. Ben bak nasıl mavişimle öyle şeyler söyle. Bırak bu anladın işte mı? Ya kızı seviyorsun sen ya. Gözünü seveyim ya. Oğlum sen git Almanya'da el bebek, gül bebek büyü. Ondan sonra gel buraya bir de bize racon kes. Ya bırak. Dalalım şuna. Vallahi dalalım ya. Yemin ediyorum. Başka türlü çözeceğim ben. Zaten şişko ya. Yemin ediyorum şişko. İnsanların dış görüşüne de laf söyleme. Ya ne atla gelin alması ya. Bir de atımı idare edeceğim. Ya hiç aç kalmayın. Hiç aç kalmayın. Deveyle gidelim daha iyi ya. O aile gibi ya. Neyse, ben artık eve gideyim bari ha. Hadi sen yavaş ya, ben de kalkayım ya. Ne de olsa gidip daha kız alacağız ya. He? Ya kız alacağız derken lafın gelişi ya. Ya şimdi durup dururken bak, dur. Kelimelere takılmayalım ya. Adet bu ya. Adet. Olur mu Fehim Bey? Olur mu? Resmen doğrusu bu kelimenin. Resmen kızı almak için geleceksin. Yani. Almayalım, evde kalsın o zaman kızım ya. Şaka ya, şaka. Allah Allah. Sen çok acayip oldun. Çok acayip oldun Dünür. Çok acayip. Bana bak. Ya doğanın kanunu bu. Çocuklar büyürler. Evlenirler. Evi terk ederler. Kendilerine aile kurarlar. Bu böyledir ya. Şimdi durup dururken doğanın kanunlarıyla niye mücadele ediyoruz biz? Manyak mıyız biz ya? Estağfurullah. O zaman hadi ya. O zaman haklısınız, doğru. Artık kabullenmek lazım. Tabii böyle yapmanın alemi yok. Tamam. Hadi bakalım, tabii, hadi bakalım. Kabullenelim, ne yapalım? Hadi bakalım. Daha bekleyecek mi? Tamam, beklemeyeceğim. Aldık ifadeni işte, atacağız şimdi senin nezarete. Yusuf. Efendim Selahattin. Ne oluyor burada? Sen benim yerimde niye oturuyorsun ya? Kalk.
Kim bu adam? Ya Bekir bunu sokakta bulmuş. Kimliksiz dolanıyormuş da ben de ifadesini aldım. Ha, iyi o zaman. At nezareti hadi. Ya Selahattin, benim kafama bir şey takıldı. Şimdi suçlu insanlar zaten sokakta sahte kimlikle dolanmıyor mu? Biz her kimliksiz olanın suçlu olduğunu nereden bileceğiz ki? Sen amirlerimizden daha iyi mi biliyorsun Yusuf? Sıkı yönetim komutanının emri var. Hadi at içeri. Geç. Yürü. Yürü. Ters ters bakıyor. Hem kimliksiz dolaşıyor hem ters ters bakıyor. Kolay gelsin. Eyvallah. Vay Sinan, ne haber? Oo Çağatay, iyidir. Senden ne haber? İyi be, ne olsun. Takılıyoruz yani. Senin nasıl gidiyor? İyisin? İş güç bildiğin gibi. İyi. Her şey yolunda. Çok şükür bir sıkıntı yok. Oh, oh. Güzel. Ya ben bir şeyler duydum da. Hayırdır, ne duydun? Kız isteme işlerin falan varmış, dünür münür ha? Nereden duydun sen onu? Ulan küçücük mahalle işte, ona söylüyor, ona bir iki bana söylüyor, öyle duyuluyor yani. Var öyle bir durum, evet. İyi. Ben kaderle ilgilendiğini bilmiyordum. Çok güzel kız değil mi? Güzel kız evet de... Önemli olan iç güzelliği değil mi? Hani kalbinin güzelliği, kalbinin temizliği. Tabii. Ya hiç tanıştınız mı, konuştunuz mu? Şey hani... Yok, tanışmadık ama ben... Aması maması yok lan. Tanışmamışsın, etmemişsin. Önce bir tanışman, arkadaş olman lazım filan. Ya tanımıyorsun kızı. Kızın kalbi temiz, güzel, şey hem... Yani sana... Varmaz. Neden varmaz? Geçen biz konuştuk, sohbet ettik. Ve işte ne oluyor? İşte yok şöyleydi de böyleydi de orası da öyleydi filan. Hani sohbet ediyoruz filan. Aa dedim hani ne oluyor filan. O da dedi ki bana benim bir sevdiğim var dedi. Hadi ya. Ha ve çok aşığım dedi yani. Gözüme uyku girmiyor filan falan ya. Ben dedi başkasını seviyorum dedi. Ayrıca dedi Sinan dedi kim oluyor dedi ya. O kim dedi ya. Onun haddine mi dedi yani. Filan diye bayağı bir şeyler söyledi ya. Üf acayip ya. O neydi abi bunları? Tabii herhalde yani. Konuşuyoruz onunla arkadaş, sürekli sohbet ediyoruz yani. O söyledi bunları bana. Abi kimmiş sevdiği peki? Ya kim ne önemi var ki? Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Önemli olan kızın gönlü başkasında. Kız sana bakmaz. Seninle alakası yok. Bitti, varmayacak sana. Bunu kafana sok. Abi ben boşuna mı haber yolladım o zaman? Red cevabı gelir nasıl olsa yani. Abi ben çok sevmiştim ya. Tamam be. Tamam Allah Allah, az delikanlı ol. Mahallenin çocuğusun tamam. Bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. Tamam uzatma. Az dik dur. Delikanlı biz, bu mahallede böyle delikanlı adamlarız ya. Tamam abi haklısın, doğru söylüyorsun. Hadi. Hadi bak işte. Tamam tamam. Üzme lan kendini. Eyvallah. Ya ama böyle olmaz ki oğlum bir tane. Aa bak şimdi. Ben val aa. Yok be abi. Bir gül bakayım bana. İşte bu, tamam, işte tamam. Bu. Tamam, tamam. Öp Çağatay'ı. Eyvallah. Hadi oğlum yapma gözünsün. Vallahi bak üzülürüm. Tamam abi iyiyim iyiyim ya. Ben sana başka kız bulurum. Bulursun değil mi? Arka mahallede bir Sevil var. Hadi ya. Ya abi tanıştırsana bizi. İster misin? Baba. Sevil'le. Ha. Sevil var ya. Kader. Efendim? Merhaba. Merhaba. Ya kusura bakma ben bilmiyordum. Neyi bilmiyordun? Senin hayatında başka biri varmış. Onu öğrendim.
Hayatımda başka biri olduğunu nereden çıkardın? Çağatay söyledi. Onunla konuşmuşsunuz. Çağatay. Ya ben bilmiyordum gerçekten, kusura bakma. Evet evet, ona söylemiştim ben bir ara. Bu şeyi de iptal ettik, görücü falan gelmeyecek yani. Vazgeçtim ben ondan. Yok canım, sen nereden bilecektin ki? Kızmadın değil mi ama? Yani arkadaş olabiliriz değil mi hala? Tabii arkadaş kalabiliriz. Kusura bakma tekrar. İyi günler. İyi günler. Ay baksana ya, sabahtan beri uğraşıyor. Evet evet ya. Yani arabayı süslüyor süslüyor. Etrafa bile bakmıyor yemin ediyorum. Ya Mavişim şey söyleyeceğim sana. Şimdi baban arabayı süslüyor ya. Etrafa bakmıyor böyle. Biz var ya, o süslü biter. Biz evleniriz. Çoluk çocuğa karışırız yemin ediyorum. Ay Şahin susar mısın? Yani ya bir şey söyleyeceğim. Ya, ne güzel süslüyor arabayı değil mi Mavişim ya? Keşke biz de evlenseydik ya. Baksana araba falan. Ya Şahin sus diyorum, bak duyacak şimdi. Ne bileyim, ne duyacak ya? Ne duyacak ya? Ne duyacak? Allah Allah. Hadi hadi sen git. Yok gitmeyeceğim ben. Hayır gitmeyeceğim. Ay babacığım ne kadar güzel süsledin ya. Çok güzel oldu ya Erol Taşoğlu. Ne halde baksanıza. Çok güzel oldu ya. Çok ya. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapayım, iyiyim. Sen ne yapıyorsun? Bak. Tamam bir dakika, tamam tamam tamam. Ölüyor mü? Yapma ya. Ölüyor mü? Valla yapıştır şimdi, o gözünün içine kalır ha. He. Hadi sen de pastaneye. Ya arkadaş destan mı yazsan, ne yapsan ya? Alt tarafı evleniyoruz diye yazacaksan. Bak, bak. Her şeyi biliyorum ha, her şeyi biliyor bu da. Hadi orada. Kolay bakayım bunları yapmak. Kolay bakayım değil mi bu yazı yazmak, kolay mı? Hemen senin gibi geceleri o sokaklarda şey yapıyor mu? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum be? Bekçilik yapıyorum. Ha işte bak, gel, buyur işte. Bekçilik yapıyorum ben sokaklarda. İstesen de yapamazsan bir kere. Bekçilik yapma o kadar kolay mı? Bir kere zeki, çevik, atletik olman lazım. Bak. He, sen silah kullanmayı bilirsen mi? Yok. Bilmiyorsan, peki yakın dövüş sporları bilmiyorsan mi? Onu da bilmiyorsan. Korkusuz musun? Korkağın teki sen. Bak. Gerektiğinde kendini tehlikeye atabileceksen Sami Usta. Tabii, gerektiğinde böyle yanlışlıkla falan vurulacaksın değil mi Bekir abi? Hele bu. Aa, ya ne bilirsiniz ya? Allah aşkına. Evet, bayanlar baylar, merdivenden kayanlar. Her gece hayırlı işler ve de bol güneşler. Düğün için takılarını almayan kaldı mı? Yarım, çeyrek, tam altın, 24 ayar bilerzik, dolar, mark, inşallah, maşallah, çeyizlik, her şey bende. Damat ve gelin için, hepsi bende. Almayan kaldı mı? Bir şey dedin az önce, ne dedin? 24 ayar bilerzik. Bilerzik ne be? Bilezik, bilezik. Ha, evet, tamam. Dur, şey, çekin şuna, ışık koy. Ne oluyor ya? Evet. Tamam, yazıyı, olay bitti işte. Allah cevizini vermesin Sami Aga. Bu ne ya? Bak ne yazmış, bak 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 bak. Bak. Evleniyoruz, mutluyuz be ya. Allah ya, bu ya bak. Yazıyı mı ne yazıyor ya? Allah diyor bak, evleniyoruz, mutluyuz be ya. Niye uyuyayım ben? Vallahi sabahtan önce ilk kalk, ilk kalk. Benim vallahi bu kaçırdı. Niye uyuyayım? Orada kaynamış. Bu da güzel. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi birader? Birkaç tane A'yı eksik yazmışsın. B'ya olsaydı daha iyi olurdu. Doğucu! Burada Ahmet Ağa'na patlat da kim daha atavası. Valla sabahtan beri iyi kalk, iyi kalk. Yoruldu. Vur bakayım, vur. Tutuyorsun, hem tutuyorsun onu, çekiyorsun. Tut bakayım bir daha onu, tut. Burayı niye tutuyorsun lan? Mavi yarı tutuyorsun. Ver onu bana, daha vuracağım şimdi kafana bunu. Sepet kafanı uşak. Özür dilerim başkomiserim. Nezarete birini atmıştınız. Evet başkomiserim. Niye, hayırdır? Kimliği yoktu, biz de içeri attık. Ha, iyi yaptınız. Neredeymiş şimdi? Evde unutmuş başkomiserim. E, bu evde unuturlar zaten. Neyse, tamam. İyi yapmışsınız, aferin. Ya başkomiserim, ha. İyi yaptık da benim aklıma bir şey takıldı ya. Senin aklın mı var Selahattin? Şimdi sokakta suçlular zaten sahte kimlikle dolaşmıyor mu? Evet, biz kimliksiz insanların suçlu olduğunu nereden biliyoruz?
Ya ne demek nereden biliyoruz Selahattin? Amirlerimizden daha mı iyi bileceksin? Sıkı yönetimin böyle bir emri var. İşte Atatürk mezarı diye öğreneceğiz suçlu mudur, suçsuz mudur diye. Çıkışarı. Ya da dur. Nerede? Evde mi unutmuş? Evde unutmuş başkomiserim. Tamam. Adresini tespit edin. Gitsin adresinden o gitmesi tabii. Siz gidin adresinden alın kimliği. Gelin bakalım kimmiş neymiş bir öğrenelim. Emredersiniz başkomiserim. Evet sayın seyirciler. Çekme işlemleri, fotoğraf çekimi bitti değil mi? Her şey bitti. Şimdi de ne yapıyoruz? Kız almaya gideceğiz. Abi ne haber? Kız almaya gideceğiz ama ondan önce konuşma yapmamız lazım. O konuşmayı da kim yapacak? Tabii ki de ailenin en büyüğü. Çınar Altı'nın muhtarı. Yani mahallenin değişmez ismi. Fehmi eniştem ya. Sensin o tabii. Başka kim olacak ya? Kim olacak başka? Evet enişte sendeyiz ya. Şey söyle. Duygulu bir şeyler söyle. Buraya çekeceğim ben. Sonra izleyeceğiz beraber. Hadi söyle. Ne diyor ya? Ne duygusu? Ya enişte, ya duygulu bir şey söyle ya. Oğlun evleniyor senin ya. Gözünü seveyim böyle durma ya. Heyecanlı bir şeyler söyle hadi. Ya bir şey yok işte gideceğiz. Kızı alacağız sonra da nikah edeceğiz. Ne var bunda ya? Çok duygulu enişte yani. Ağlayacağım şimdi öyle duygulu şeyler söyledin ki. Şimdi ağlayacağım yani ya. Evet, evet. Damadın kız kardeşindeyiz. Evet kız kardeşi. Sen ne düşünüyorsun bakalım anlat bize. Ay ben mi? Evet sensin. Çok hisli bir gün. Çok heyecanlıyım ben. İlk defa abime kız almaya gidiyoruz. Kız da benim arkadaşım Gülden. O da çok heyecanlı. Ondan sonra çok mutluyuz. O zaman ne diyoruz? Darısı başına değil mi? İnşallah. Enişte sen ne diyorsun? Bir şeyler olur mu? Hani yedi seni. Evet. Damadın mahalleden en büyük abileri burada. Evet ikisi de burada. Evet. Önce Ali abi sen ne diyorsun? Anlat bakalım. Çok mutluyuz. Ha, nasıl gelin mutluyuz? Alıp geleceğiz inşallah. Ha mutlu olur muyuz? Siz ne diyorsunuz ha? Ablalar. Sen ne böyle ölü toprağı gibi ne yapıyorsun? Teyze gözüm sevme. Biraz gül ya. Aferin aferin. Evet. Yine senleyiz enişte. Her zaman sende olacağız ya. Niye ya? Beğendin mi Nermin abla? Ay çok güzel olmuşsun be. Yani çok güzel olmuşsun. Çok yakışmışsın. İnşallah. Bir şey ihtiyacın var mı? Bir şey istiyorsun. Yok. Teşekkür ederim. Kızım. Canım kızım. Vakit geldi ha. Derlerdi de inanmazdım. Ben kızımı kimselere vermem derdim. Ama hayatın kanunu. Doğdun, büyüdün, şimdi de bu kapıdan çıkıp kendi yuvanı kuracaksın. Bir baba olarak temennim inşallah kocanla, çocuklarınla bizi mutlu etmeye gelirsin. Temennim bu tabii, bu. Ama mecbur kalır da geri dönmek zorunda kalırsan bu kapı sana her zaman açık kızım. Babacığım. Babacığım. İstemeyerek doğduysa, sizi bir an için bile üzdüysem ne olur affedin beni olur mu? Hakkınızı helal edin baba. Olur mu kız? Sen kötü bir şey yapmadın. Her zaman iyi bir kız oldun. Bizi hiç utandırmadın, hiç üzmedin. Hakkım helal olsun kızım. Helal. Baba annem nerede baba? Biraz daha gir. Hadi oğlan evi gelecek birazdan. Bu ne yüzün şimdi? Çok şükür teliyle duayla gelin oluyor bizim kızımız. Allah herkese nasip etsin inşallah. Abi merhaba, helal olsun sana. 10 sene hani uğraştın ama sonunda Gülden'i aldın. Bekledin, bekledin. Aldın Gülden'i yani. Helal olsun. Bu arada bizi izleyen herkese de el sallıyorum. Bir de bizi film izlemeye çağırın. Ya eğer bu videoyu izliyorsanız evinizde videonuz var demektir. Filmler benden. Evet, Allah Allah. Çağatay Bey'in harika mesajından sonra tebrik ediyoruz onu ama video filmlere nasıl geldi anlamak mümkün değil. Evet, evet, çok gururlu bakın. Çok mutlu. Saçlar bir o yandan bir bu yandan. Ama sakın sen hiç üzülme ya. Evde kaldın falan diye hiç üzülme. Çünkü saçlar uzun ya. Bir gün seni gelir biri ister yemin ediyorum. Ya evet. Bak be Allah Allah. Abuk sunu.
Çocuklar, Ahmet nerede ya? Odada babacığım. Ha, iyi. Baba. Ahmet, ne yapıyorsun oğlum? Çıkıyordum ben de. Ya, bir otur ya. Ya Ahmet, sen bizim ilk göz ağrımızdın ya. Rukiye ile benim ilk sevincimizdin. Zaman öyle aktı geçti işte ya. Evet. Zaman çok acayip hızlı akıyor. Çok acayip hızlı akıyor. İşte bu olaylarda anlıyorsun zamanın çok hızlı aktığını oğlum. Derler yani erkekliğe sünnetle adım atılır diye. Bu ara ya. Erkekliğe evlenince adım atarsın aslında. İlk defa kendine baş başa kalacaksın. Sorumlulukların olacak. Bir karın olacak. Bir çekip çevireceğin ev olacak. Daha sonra çocukların olacak. Tabii ya. Masraf da büyüyecek tabii. Durmadan çalışacağım. Bak, bizim aile hep bir aradaydık. Hep beraberdik. Bu çok önemli. Benden sana baba tavsiyesi oğlum. Aileni hiç yalnız bırakma. Hep bir arada tut onları. Hep bir arada olsunlar ki birbirlerine destek olsunlar. Şimdi bir arada olunca destek olur. Dayanışma olur. Dayanışma hayatta en güzel şeydir ya. En güzel şeydir. Bak. Ailende kötü zamanlar olacak. Kimi zaman böyle mutsuz olacaklar. Umutsuz olacaklar. Keyifsiz olacaklar. Ama o zaman sen dimdik ayakta duracaksın. İşte yani böyle aile resmi öyle kağıt üstünde yazılan gibi, masa üstünde yazılan gibi değildir. Şimdi onlar umutsuz, keyifsiz, mutsuz olduğu zaman dayanacak, güvenecek adam ararlar. O her zaman sen olman lazım oğlum. Her zaman sen olacaksın. İşte o zaman aile reisi oluyorsun. Esas aile reisi o zaman oluyorsun. Hadi bakalım. Şimdi nikah balayı da acayip bir koşturma başlayacak. Oğlum, bir karambole gelmesin sana. Şimdiden ömür boyu mutluluklar diliyorum Ahmet. Sana da sağ olasın ki beni hiç utandıracak bir şey yapmadın şimdiye kadar. Hep seninle gurur duydum oğlum. İyi bir aile reisi olacağına da inanıyorum. Canavar gibi bir aile reisi olacaksın sen.
Ben seni hiç utandırmayacağım. Beni de ne zaman, hepimizin ne zaman başı sıkışsa hep dimdik yanımızdaydın. Allah eksikliğini göstermesin. Dediğim gibi karambole gelmesin. Ben de belki söylemeyi unuturum. Çok sık da söylemedim ama ben seni çok seviyorum. Çıkalım ya. Dur ya, gözyaşınızı silelim. Rukiye görmesin. Tamam. Dalga geçer ya. Ha, hadi yürü. Hadi. Sen önden git ya. Amirim, saygılar. Ben Tren Altı Karakolu'ndan Rıza. Rıza Başkomiser, evet. Amirim, benim aklıma bir şey takıldı da onu sormak istiyorum. Şimdi biz bir gözaltı yaptık, nezarete attık kimliksiz bir şahsi de benim aklıma takıldı. Yani biz şimdi suçlu insanlar zaten sahte kimliklerle dolaşıyorlar ortalıkta. Biz şimdi bu kimliksiz insanların suçlu olup olmadığını nasıl yani nereden çıkarıyoruz yani biz? Benim aklıma takılmadı amirim ya, benim aklıma niye takılsa? Bizim ya bu soru bizim Beşir'in, bekçinin aklına takılmış. Ondan sonra o da onu bizim polis memuruna söylemiş. Polis memurunun aklına takılmış. Polis memuru da bizim Selahattin var, sepet kafalı. Onun aklına takılmış. Diğerinin, bizim hepsinin aklına takılmış. Benim aklıma niye takılsın? İşte ben de aklıma takılmadı. Onların aklına takıldığı için ben size zaten söyledim. Benim aklıma da öyle bir şey takılmaz. Evet, sizle konuşunca zaten hiç takıldı makıldı kalmadı bende. Nasılsınız amirim? Sağ olun. Size de iyi çalışmalar. Evet, saygılar amirim, saygılar. Başkomiserim, şahsın evini aradık, kimliğini getirdiler. Tabii ki. Biz zaten görevimizi her zaman... çok teşekkür ediyorum. Benim öyle bir takıntım yok. Aklıma hiç takılan bir soru yok. Olursa ararım. Tabii. Emredersiniz, saygılar amirim. Bu nedir ya? Size demedim amirim. Başkomiserim, nezarete atmıştık ya adamı. Onun kimliği işte. Evet amirim. Tamam. Tabii ki sıkıntı yok. Benim takıldığım bir şey yok. Aklıma bir takıntı olursa, soru olursa ararım. Saygılar amirim. Hoşça kalın. İyi günler. Bu mu Selahattin nezarete attığımız adam? Evet başkomiserim. Okudun mu sen bunu? Okudum başkomiserim. Yusuf. Yusuf. Nerede Yusuf? Neyse, boş ver Yusuf. Şimdi yandık. 3 yıldıza elveda. Biliyor musun, Sinan'ın ailesi beni istemekten vazgeçti. Aa, niye? Bilmiyorum, biri Sinan'a sevgilim olduğunu söylemiş. Allah Allah. Var mı? Kim söyledi acaba? Bilmiyorum, var mı sevgili mi? Yok. Allah Allah. Kim söylediyse böyle bir yalan. Ama iyi olmuş, boş ver. Yani neticede istemiyordun. Hani ya, kim söylediyse söylemiş sana. Ya bence de iyi olmuş da. Ama herhalde başka biriyle evlenmemi istemeyen biri söyledi. Herhalde. Geldiler yenge. Lan davul zurna sesinden belliydi zaten çocuğum. Kapat kapıyı yenge. Bahşiş almadan açmak yok. Sayın müfettişim, rahatsınız orada inşallah. O sandalye aynı zamanda dönebiliyor yani. Rahatınıza bakabilirsiniz orada. Çay, may bir şey içer misiniz? Bekir, çay söyle oradan. Evet. Sen de bir çay söyle Yusuf, hadi. Başkanım, kaç çay? Başkanım. Evet, 3 çay içersiniz herhalde yani. Evet. Siz neden acaba söylemediniz müfettiş olduğunuzu? Sizi gözaltı yapmışlar yani. Bilseydik ya, var mıydı böyle bir şey? Niye söylemiyorsunuz müfettiş bey ya? Bu da bir teftiş yöntemi. Ha. Bir bakalım görevinizi yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Evet. Aferin. Beğendim. İyi yapıyorsunuz görevinizi. Sağ olun müfettiş bey. Teşekkür ederiz. Yani sıkıntı yok. Görevimizi yaptık. Sizi gözaltına attık. Nezarete attık. Olsun. Bu da sizin göreviniz. Tabii. Yapacaksınız tabii. Evet, çok sağ olun.
Yalnız müfettiş bey, ben bir şey sormak istiyorum ya. Şimdi benim aklıma bir şey takıldı açıkçası. Suçlu insanların hepsi sokakta sahte kimliklerle dolaşıyor. Öyle değil mi? Evet. Kimliksiz olan insanların suçlu olduğunu biz nereden çıkarıyoruz acaba? Onu amirler daha iyi bilirler. Ayrıca sıkı yönetim komutanının emri böyle. O zaman önemli. Benim aklıma zaten öyle bir şey takılmadı yani. Çaylarınız da geldi. Kim o? Kim o diyor ya? Benim Ahmet, ben. Kapı açılmıyor Ahmet abi. Sıkışmış. Ya nikah gecikiyoruz Muhittin, aç kapıyı. Yok öyle Ahmet abi. Kapı sıkışmış diyorum. Ya tamam, ben yağlarım menteşeleri Muhittin, aç. Adını koyalım Ahmet abi. İyi koyalım, tamam. Muhittin. Yüz. Çık, çık. Bak, 200 son. Bir kuruş fazla vermem bak. Çık, çık. 300, kapı açıldı, açıldı. Açılmadı, gidiyorum bak. Efendim. Anne. Canım, canım. Peki, yakışıklı olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Merhaba Necla Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim Rukiye Hanım. Çok şükür. Merhaba. Ben şöyle yakından çek. Evet, ve erkek tarafı kız evine ayak basıyor efendim. Merhaba diyoruz. Merhaba herkese. Sevgilerimizi, merhaba, saygılarımızı sunuyoruz. Kızımız nerede? Gelir şimdi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kızım. İşte kız tarafı. Ve gelin kızımız da alkışlarla geliyor. Şey mi yapsak acaba böyle? Hep beraber bir de öbür tarafa mı gitsek? Ha şimdi ben de onu diyecektim. Hayır, bizim mahalleye gidelim de. Tabii. Bir de şöyle bir oradakiler de bir mürüvvet görsün değil tabii mi? Tabii ki görsünler. Bizim mahalledekiler delirdi şimdi, onlar bekliyorlar. Olmaz. Merak ederler. Onlarsız olmaz. Siz bilirsiniz. Patlatma bacım, gelsin. Duygu dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. Öyle değil mi? Devam ediyor. Evet, gelin hanım kız evinden erkek evine adımını attı. Evet, neler hissediyorsunuz bakalım. Şahin, böyle her şeyi çekecek misin oğlum sen? Damat bey ne diyor? Diyor ki... Her saniye böyle çekeceğim mi diyor ya. Var mı? Evet, gelin hanım. Siz ne düşünüyorsunuz bakalım? Söyleyin, anlatın ha. Ben mi? Evet, evet, siz. Ay canım. Ay çok, çok değişik duygular içindeyim. Bilmiyorum ki. Tarif edilemez duygular, değil mi hayatım? Evet. Başka? Başka? Var mı söylemek isteyen? Kim ne söylemek istiyor? Ben. Lütfen, buyurun. Artık nikaha gitsek diyorum. Ne yapacağız sen? Hayırlı olsun. Evet. Ya, gideriz. Gideriz tabii ki de. Tamam. Başka? Ahmet abi, sen bir şey diyeceksin mi? Gülden, sen başka bir şey diyeceksin mi? Neyi senin? Çok, ya ne bileyim. Ay, heyecan. Ay orada aç kalacaksınız, bir şey yemeyeceksiniz. Şunu da şöyle ser önüne. Ser şunu önüne. Ser kucağını ser. Evet, devam mı yemeğe? Hadi bakalım. Bakalım hoppa. Biraz Zafer amcaya. Ben artık yemesem. Sen yiyor musun? Bak o da yedi. Evet. Çatatoy, sen ne düşünüyorsun ha? Bir şeyler söyle hadi. Ya ne bileyim. Ne düşünüyorsun lan? Ne düşünüyorsun? Vurup durma lan. Ya
Vay be. Şişelerine bak, ne güzel oldu ya. Ha? Ya yakıştı bize Mehmet abi be. Herhalde. Bayağı da büyük maşallah. Başkan, ne diyorsun? Çelenk... Vallahi be, üstünde azıcık daha böyle kırmızı çiçeği çok olsaydı iyi yapar. Sade sade güzel. Güzel canım. Kocaman çelenk yaptık. Kocaman ya maşallah. Ya. Oğlum sen çağır da gelsin çelenk görsün çelenk. Eyvah. Ana bir şey geliyor. Ha? Baba bizimki geldi. Getirin. Mehmet abi çekil de altında kalmayasın. Gel. Koyun şöyle. Buraya koyuyoruz değil mi? Tamam. Ha, güzel. Bak sizinki de büyük ama bu çok büyük. Kırmızısı da fazla. Evet, bu tarihi muhteşem anı çektiğim için kendimle gurur duyuyorum. Vallahi gurur duyuyorum ya. Nazlı. Sarsız senin başına ha, yemin ediyorum senin başına. Zaten senin düğününden nikahında inşallah ben çekerim. Zaten kamerayla kaset Ergun Plak'tan öyle değil mi? Şahin'cim artık keselim, kapatalım şu kamerayı. Hadi tamam, keselim. Tamam tamam. Ben son sözü o zaman evet. Halama veriyorum. Evet hala. Hala konuşuyorsun ondan sonra stop tamam mı? Ben mi? Tabii sen. Ay. Evet, sen söyleyeceksin ve ben stop'a basacağım tamam mı? Evet, kaynana buyurun. ay naman ne diyeceğim ben. Vallahi işte, hoş geldin güzel kızım. Evimize, evine hoş geldin. Şimdi Ahmet'in kıymetlisi, benim de kıymetlim tabii, hepimizin öyle. Onların mutluluğu için elimizden geleni yapacağız. Ay tamam, tamam hadi tamam. Ya hadi bakalım, nikaha geç kalıyoruz, kalkın ya. Ya enişte ya, kulağında bir pislik var, onu şey yapalım da ondan sonra. Ya gir bak bakalım, orta kulak iltihabı var mı? Ya manyak bu ya. Ya bak diyor ki nikaha geç kaldık diyor. Enişte ne geç kalması ya? 10 yıldır bu anı bekliyor ya Ahmet abi. Bu anı kaçırır mı? Gözünü seveyim ya. Değil mi Ahmet abi? Hadi. Gidelim. Hadi gidelim. Hadi güzel. Hadi canım. Hadi bak. Evet. Hadi bakalım. Evet. İnsanın hayatında dönüm noktaları vardır ya, Gülden'i ilk gördüğüm an, ona açıldığım an ve evlendiğim an. Bütün dönüm noktalarım onunla ilgiliydi. Birazdan karım olacak ve bu hayatın yükünü birlikte sırtlanacaktık. Kim demiş uzaksın diye, buradasın, buradasın işte. Tam şuramda, göğsümde. Benliğimde, içimde. Kim demiş uzaksın diye, buradasın, buradasın işte. Tam şuramda, göğsümde. Benliğimde, içimde. Sıcaksın, sıcaksın, her an yanımdasın. Nefes alışım, yürüşümsün. Sıcaksın, sıcaksın, her an aklımdasın. Seslenişisin ellerimi titremesi, korkum, heyecanım, umudumsun. Şiirlerim sen, resimlerim sen. Tesellim, özlemim, mutluluğumsun. Dudağımda tek şarkım, kadehimde
ve içki. Aklımdaki tek isimsin. Kim demiş uzaksın diye. Sıcaksın sıcaksın, her an yanımdasın. Nefes alışım, gülüşümsün. Sıcaksın sıcaksın, her an aklımdasın. Seslenişisin kalbimi. Sıcaksın sıcaksın, her an yanımdasın. Nefes alışım, gülüşümsün. Sıcaksın sıcaksın, her an aklımdasın. Seslenişisin kalbimi. Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerden. Akşamları beklerdim. Sen okuldan dönerken. El ele yürürdün. Evinizin yoluna şarkılar fısıldardı. Gülümseyerek bana bitmesin derdik bu yol. Yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü ikimiz beraberken. Bitmesin derdik bu yol. Yağmurda ıslanırken geceler bile gündüzdü seninle beraberken. Fakat aylardan sonra gün sana koşarken yalnız değildin o yolda. Sana uzaktan bakarken şarkılar söylüyordun. Yine sen gülümseyerek göz göze geldik ama sarıldın gittin ona. Mutluluklar benden sana. Beraber olmasak da her yağmurlu akşam yürürüm aynı yola. Mutluluklar benden sana. Başkasının olsan da sallanarak yürürüm. Artık kendi yolun. Evet saygıdeğer konuklar, sevgili mahalleli, değerli arkadaşlar. Artık takı merasimi için hazırız. Mutluluklarına şahitlik ettiğimiz çiftin ilk takısını takmak üzere Rukiye annemizle başlıyoruz. Alkışlarla. Rukiye annemden göz alıcı bir gerdanlık.
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bize çok küçükken anlatılan hikayelerden duyardım sık sık. Murada ermek ne demiştim bir seferinde küçücükken anneme? Çok istediğim bir şeyi elde etmek demişti annem. Peki ben erecek miydim demiştim. Çok istersen demişti. İşte o gün muradıma ermenin huzuru içindeydim. Mutsuzsun